Arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hürrem Göz tatlısı yapıyoruz. Görüntüsü kadar tadı da muhteşem olan tatlımızın yapım aşamasına geçebiliriz. Pinceremize 200 gram margarinimizi alalım. Ve diğer malzemelerimize geçebiliriz. 2 su bardağı unumuz var. 2 su bardağı şekerimiz var. 2 adet bitkisel jelimiz var. 2 litre sütümüz var. Ve 5 adet kivimiz var. Şimdi yağımız eriyene kadar bekleyelim. Ve 2 su bardağı unumuzu ilave edip güzel unun kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Şimdi sütümüzü azar azar ekleyelim. Bu tatlıda, pastamda ben hiç mikser kullanmadım. Bu topaklanma süt kaynadıkça eriyor ve hiç içinde pürüz kalmıyor. Sizin de öyle olacaktır. Evet. İkinci litreyi boşaltalım. Şimdi 2 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ben tadına baktım. Tatlı sevdiğim için bana yeterli gelmedi. Yarım su bardağı daha şeker ekledim. Siz yine de damak zevkinize göre şeker ekleyebilir veya eklemeyebilirsiniz. Evet. Güzel koyuluncaya kadar, göz göz olana kadar kaynatma işlemine devam ediyoruz. Ben fırın sinisi kullandım. 3 adet etli burçak bisküvim vardı. Onları sinimin altına dizdim. Siz isterseniz kedi dili de dizebilirsiniz. Ama ben burçak bisküviyi daha sevdiğim için onlardan yapmak istedim. Şimdi kepçe yardımıyla sinimizi azar azar muhallebimizi boşaltalım. Evet. Bir spatula yardımıyla hafif kenarlarını da düzletelim ve 1 saat kadar soğumaya gidelim. Evet, kivilerimizi soyalım ve ince dilimler halinde keselim. Evet, tatlımız soğudu. Şimdi kivilerimizi aralıklı olacak şekilde dizelim. Evet, kivilerimizi dizdik. Görüntüsü şimdiden daha süper oldu. Şimdi jelimize geçelim. Çırpma kabımızın içerisine 5 su bardağı sıcak suyumuzu alalım. Bu aşamada sıcak su buhar yaptı benim kamerama. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi sıcak suyun içerisine paketlerimizi boşaltalım ve çırpmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi jelimizi kivilerin üzerine gelecek şekilde döküyoruz ki muhallebimizi parçalamasın diye. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yeşille beyazı buluşturduk. Çok güzel oldu görüntüsü. Süper. Ben bu pastamı misafirlerime yaptım. Tam not aldı.
Siz de misafirlerinize veya kendinize, beş çayınıza yapabilirsiniz. Yapar da beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Harika bir görüntü. Evet, şimdi servis zamanı. Pastamızı dilimleyelim. Evet arkadaşlar, pastamızın son görünüm hali bu şekilde olacak. Eğer Hürrem Göz Tatlım beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.